Klasik bir cevap olacak ama pandeminin şaka olmasını dilerdim gerçekten. Çünkü günlük yaşayışımızı, rutinlerimizi tamamen değiştirdi. 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremin şaka olmasını dilerdim. Çünkü ben de İzmir'de yaşıyorum. Bu korona gerçeğinin şaka olmasını dilerdim ve gözlerimi açtığımda tekrardan eski hayatımıza dönmeyi isterdim. Bir yıl boyunca yaşadığınız neyin şaka olmasını dilerdiniz? Pandeminin şaka olmasını diliyordum. Pandemi sizi hangi yönden etkiledi? Her yönden. Dostlukları bitirdi, arkadaşlıkları bitirdi, ekonomiyi bitirdi, ülkeyi bitirdi. Her şeyi bitirdi. Ama sevgimiz bitmeyecek. İnsan sevgisi bitmeyecek. Dostluk bitmeyecek. Ve gelecek güzel günleri bekliyoruz. Her şey sevgi için. Koronavirüsü. Çünkü bu yaşadıklarımız çok basit bir şey değil. Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum ve çok zor yani. Bunun şaka olmasını beklerdim. Hastalık olmamasını dilerdim. Rahatça milletin gezmesini isterdim. Sıkıntımız büyük. Allah sonunu hayır getirsin. Her şey aldı başını gitti. De bu olaylar daha da çoğalıyor. Böyle olursa millet birbirini yok edebilir yani. Hele hele aile şiddeti daha da kötü bu olayların karşısında. En etkilendiğimiz bu. Mesela evimizde huzur kalmadı. Hiçbirimizin evinde kalmadı. Çünkü geçim, bizim sıkıntımız ekonomi, geçim yani. Geçimin olmadığı hiçbir yerde huzur olmaz. Sıkıntı bu, başka bir sıkıntımız yok. Bu pandeminin bir an önce bitmesin diye o şaka gibi geldi ama bizi çok mahvetti. Başka bir şey söylesen. Ya nasıl, ben 65 yaşın üzerindeyim işte, o yüzden bizi kapattılar, hep bizi şey ettiler. Hem psikolojimiz bozuldu, hem yani başka şeylerimiz patlak vermeye, başka hastalıklarımız patlak vermeye başladı. Bu arada da onlara da gidemedik, tedavi olamadık. Bu yüzden çok kötü durumdayız yani. Bu korona gerçeğinin şaka olmasını dilerdim ve gözlerimi açtığımda tekrardan eski hayatımıza dönmeyi isterdim. Ve hayatın pahalılığı konusunda da hayat gerçekten şu an aşırı derecede pahalı ve çok zorlanıyorum diyebilirim bir öğrenci olarak. Klasik bir cevap olacak ama pandeminin şaka olmasını dilerdim gerçekten. Çünkü günlük yaşayışımızı, rutinlerimizi tamamen değiştirdi. Yani gönül rahatlığıyla dışarı çıkarken şu an virüs bulaşır mı düşüncesiyle çıkabiliyoruz, gezebiliyoruz. Hayatımızın her anını etkiliyor maalesef. 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremin şaka olmasını dilerdim. Çünkü ben de İzmir'de yaşıyorum. Evimiz yıkıldı, ofisimiz yıkıldı. İşlerimiz etkilendi. Tanıdığımız insanlar kaybettik. Bunun bir şaka olmasını dilerdim.